Akademi Direksiyon'dan herkese merhabalar. Ben Can. Bugün Bakırköy sınav alanındayız. Sigortamız, beynimiz, hava filtremiz, akümüz, fren hidrolik yağ dolum yerimiz, motorumuz, motor yağ dolum yerimiz, motor yağ kontrol çubuğumuz, motor soğutma suyu dolum yerimiz, radyatörümüz, cam silecek suyu dolum yerimiz. İlk yardım çantamız, içerisinde yara bandı, tenter diyot, makas, bunlar bulunmakta. Acil durumlarda müdahale etmek için kullanılır. Yangın tüpümüz, yangın durumlarında müdahale etmek için kullanılır. Krikomuz, lastik patladığında aracı kaldırabilmemiz için kullanılır. Bijon anahtarımız, lastik patladığında lastiğimizi sökebilmek için kullanılır. Araç içerisinde bilmemiz gerekenler. Sol taraftaki kolu aşağı ittiğimizde sol sinyal, yukarıya doğru ittiğimizde sağ sinyal, çevirdiğimizde sisler, ikinci kez çevirdiğimizde kısalar yanmakta, kendimize doğru çektiğimizde selektör atmaktayız, ileriye doğru ittiğimizde ise uzunları yakıyoruz. Bu şekilde. Sağ kolda ise silecek ayarımız mevcut. Bir kere çevirdiğimizde belirli aralıklarla olmakta. İkinciye indirdiğimizde sürekli olarak yavaş bir şekilde yapmakta. Üçüncüde indirdiğimizde ise hızlı bir şekilde sileceklerimiz çalışmakta. Kendimize doğru çektiğimizde ise camlara su atmakta. Aynı kontrol panelimiz burada kapının üzerinde. İstediğimiz aynayı seçebiliyoruz. Yukarıdaki panel yöntemiyle de kontrol edebiliyoruz. Devir göstergemiz, hararet göstergemiz, araç içi bilgisayarımız, hız göstergemiz, benzin göstergemiz bulunmaktadır. Adayımız sınava başlamadan önce koltuğunu ayarlayacak, emniyet kemerini bağlayacak ve ayna ayarlarını gerçekleştirecek. Tüm ayarlarını yaptıktan sonra sınava başlayabilir. Sınava başlarken sol sinyalimizi vererek kontrollü bir şekilde çıkışımızı gerçekleştiriyoruz. Sağ sinyalimizi vererek kontrollü bir şekilde dönüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Yayaların ve trafiğin çok olduğu bir alan. O yüzden kontrollü bir şekilde geçmemiz gerekiyor buralardan. Tekrar sağ sinyal vererek sokağa girişi gerçekleştiriyoruz. Burada yokuş kalkış alanımız bulunuyor. Evet arkadaşlar, şu anda yokuş kalkış alanında bulunmaktayız. Adayımız sağ sinyalini vererek alana
girişine başlayacak. Alana girişini gerçekleştirdikten sonra fren yapacak, alanda duracak. Sol sinyalini vererek kalkışını gerçekleştirecek. Manuel araçlarda yarım debriyaj ile kalkış gerçekleştiriliyor. Alandan çıkışımızı sol sinyalle gerçekleştirdik. Daha sonrasında sağ sinyalimizi vererek tekrardan parkur içerisine girişimizi gerçekleştiriyoruz. Tekrar sağ sinyalimizi vererek yola gidiyoruz. Burada bizi ışıklar karşılıyor. Debriyaj fren yaparak duruyoruz. Vitesimizi bire almayı unutmuyoruz. Bu gerçekten önemli bir nokta. Aksi takdirde aracı stop ettirebiliriz. O sinyalimizi vererek yola bağlanıyoruz. Şerit değiştirirken aynalarımızı kontrol etmeyi ve sinyal vermeyi unutmuyoruz. Evet, şu anda adayımız L park alanına girişini gerçekleştirecek. Arka tekerini çizgi üstüne getirebilir veya sağ aynasını sağımızda bulunan ağaçla hizalayabilir. Sınav günü çizgi silinebileceğinden dolayı biz ağacı tercih ediyoruz. Burada adayımız tam sağ kırarak geri gelmeye başlayacak. Geri geldiğinde sağ aynasını ilk dubayla hizalayacak. Şu anda işlem devam ediyor. Hizaladığında direksiyonunu toplayacak. İkinci dubayı omuz hizasında görene kadar geri gitmeye devam edecek. Çıkarken de tekrardan sağ sinyalini verecek. Aracını ilk dubayı geçene kadar hizalayacak, tam sağ kırarak çıkışını gerçekleştirecek. Şu anda geri gelme alanının başlangıcındayız. Adayımız sağ sinyalini vererek alana girişini gerçekleştirecek. Tam olarak bu çizgiye yaklaştığında duracak. Şu anda kendisi geliyor. Burada duracak. Aracını geri vitese alacak. Özellikle adaylarımıza sağ aynasını indirmeyi tavsiye ediyoruz. Çünkü burada önemli olan şey çizgilerin arasında kalmak. Ve genelde sağ ayna takip edilerek çok daha rahat bir şekilde geri gelme yapılabiliyor. Adayımız geri gelmeye başladı. Alanın sonuna geldiğinde duracak ve sol sinyalini vererek kontrollü bir şekilde çıkışını gerçekleştirecek. Evet arkadaşlar, şimdi paralel park alanındayız. Adayımız paralel parka girişini sağlarken öncelikle sağ sinyali verecek. Burada kendisini sağ aynasını direğe hizalayabilir veya yerde bulunan kılavuz çizgisini hizalayabilir lastiğini.
Ancak sınav gününü silinebilme ihtimaline karşılık biz direği kullanacağız. Burada tam sağa kıracak direksiyonlu iki hamleli bir park olacak. Tam sağa kırdıktan sonra sol arka lastiğini çizgiye denk getirecek. Alan içerisinde bulunan çizgimiz mevcut. Buradaki çizgiyle sol arka lastiğini hizaladığında duracak ve tam sola kırarak parkını tamamlayacak. Burada önemli olan şey, burada bulunan sarı çizgiye iki lastiğinin de temas ediyor olması. Parkını tamamladıktan sonra direksiyonunu düzleyecek. Gördüğünüz gibi çizgi içerisinde iki lastiği de. Şimdi sol sinyalini vererek tam sola kıracak ve çıkışını gerçekleştirecek. Şu anda ani fren alanındayız. Adayımız sağ sinyalini vererek alana girecek, ani frenini gerçekleştirecek ve sol sinyalini vererek kontrollü bir şekilde çıkacak. İzliyoruz. Şu anda ani frenini gerçekleştirdi. Sol sinyalini vererek alandan çıkışını gerçekleştirecek. Sağ şeridi takip edecek. Burada Florya tabelası altından geçişi gerçekleştirecek. Daha sonrasında sol sinyalini vererek köprünün altından U dönüşü gerçekleştirecek. Burada kavşaktan dönüşümüzü gerçekleştireceğiz. Artık sınav bitiş alanımıza yaklaşıyoruz. Burada tekrardan sağ sinyalimizi vererek alana geliyoruz. Ve sınav içerisinde belirlenmiş olacak olan alanda duruyoruz. Evet arkadaşlar, bugün Bakırköy sınav alanındaydık ve size Bakırköy sınav alanını tanıttık. Tanıtımlarımız devam edecek. Tanıtmamızı istediğiniz farklı alanlar varsa yorumlarda belirtmeyi, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyoruz.